Niye zahmetleri diyorsun ya? Ya Allah Allah, bir kahve yapmışım çocuğuma. Bir de neler hazırlamışsın sen öyle ya anne? Kahvaltıda mı? Kuş sütü eksikti. O kadar çok yedim ki bütün gün artık yemek yemem. Oh, afiyet olsun kuzum. Sen geleceğimde ben sana her zaman hazırlarım, hep diyorum sana. Ben şimdi sizin düzeninizi bozmayayım anneciğim ya. Böyle iyi, ben ara ara gelirim. Ya Gülden yok işte, bir gel, halbuki burada beraber yiyelim içelim diyorum ama dinlemiyorsun. Ara ara gelirim diyorsun. Bir de şey, şimdi bak hani söylesen söyledi olur, kayınvalide olur da. Nereden çıktı bu tatil şimdi? Ha, yılın bu zamanı. Çocukları da alıp gitti filan tatile Güldenciğim. Tabii ki gitsin, ihtiyacı var ama işte o kadar söyleniyordu. Kayık aldı da, masraf etti de bilmem ne de. Şimdi çocuklarla tatil. Hayır, daha çocuklar küçük, daha bunlar büyüyecek. Masrafları büyüyecek. Siz şimdi anlamıyorsunuz. Daha para lazım, daha kenarda o parayı tutmanız lazım. Bunu anlamıyorsunuz. Ne zaman anlayacaksınız? Artık Allah bilir. Bu konuşmamış hali. Bu kaynanalık yapmamış hali, öyle mi? Hadi ne dedim ama, ne dedim yani? Haksız. Anneciğim, kayınpederin daha önceden parası verilmiş devre mülkü. Zaten orada gitsen de gitmesen de duruyor. Kızın da iznine denk geldi. Ancak bu aralar gitseler gidebilirler. Yani ben de gitsem olur ama iş güç var. Gitmeyeyim dedim. Bu arada ben pazar keyfi diye buna derim yani. Nefis mükellef bir kahvaltı. Bol köpüklü anne elinden bir Türk kahvesi. Allah ya. Beyefendiciğim, nasılsınız? İyisiniz inşallah, afiyettesinizdir. İyi ki bugün dükkanı siz açacaktınız. Yakında beraber gider açarız. Ya cüzdanım bulsam gidip açacağım da. Yok hiçbir anne, sen gördün mü ya? Nerede bu cüzdan ya? Ne bileyim ben, çocuğum nerede cüzdan, nerede koydu? Nereye koyduysan oradadır. Abi onu hatırlamıyorum. Nereye koydum ben bunu ya? Allah Allah! Üf! Sabah sabah. Dükkanı açacaktı da bugün. Ben de kahve keyfi yapacaktım annemle. Yapsan yap gene, boş ver. Boş ver, boş ver. Sen hiç şey... Tatilin bir masrafı yok anneciğim, onu aklımdan çıkar. Ya orada yediydin, içtiydin. Sanki onlara para harcamıyor. Bunu bana çocukmuşun gibi. Aman Ahmetciğim ha. Kız gitmeden de yemekleri hazırladı, bıraktı yani. Aklında kalmasın. Hani ben gelmiyorum ama. Yapmıştır. Biraz da kafa dinlerim, iyi olur böyle. 2-3 gün idare edemeyecek biz canım yani evde. Oh, güzel olmuş kahve ha. Oh, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Marşı. Ha canım. Vallahi bak burnuma. Böyle 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 geliyor bir şeyler, kokular. Ne geliyor öyle? Ya beğeniyorum ki. Ha. Akşam yönde böyle güzel bir balık partisi mi yapsak? Oo! Ay Sami'cim, bugün banyo günü. Yani ben evde öyle balık falan pişiremem hayatım. Ama diyorsan ki bana dışarıda yiyelim. Hemen hazırlarım ben yani çocukları falan. Dışarıda mı? Evimde çocuklarla. Ne kadar para tutuyor uka kalabalık dışarıda balık yemek, haberin var mı senin? Yani kerem, bayram mı? Seyran mı? Neden hep beraber gidip dışarıda balık yiyormuşuz bakalım? Allah Allah. Ya balık sadece özel günlerde mi yenir? Herhalde. Balık dışarıda özel günlerde yenir yani. O kim be? Alo. Evet, ben Sami. Ha. Evet, burada. Benim şeyim. Konu neydi? Ha. Mavşe. Efendim? Seni istiyor. Kimmiş o? Ne bileyim ya, bir tane avukat. Avukat mı? Avukat benden ne istiyor Sami? Ya bana hiçbir şey söylemedi. İlla sana söyleyecekmiş. Buyur. Hadi. Alo. Merhaba Sibel ben. Ay ne yapacağım ben ya? Ha? Ne yapacağım? Sen söyle, ne yapacağım kardeşim ben? Yeter. Yeter artık. Artık yürümeyi kes önce. Yeter ya, anladık, sus yeter, tamam. Bana bak. Kimseye söyleme, tamam mı bu durumu? Özellikle Elvan'a söylemek yok. Ya 100 kere söyledin Nevzat, anladım. Bir şey söylemeyeceğim kimseye. Elvan'ıma da söylemeyeceğim, yeter artık ya. Kafandan at bunları, unut, gitsin. Hayır abi, yani Elvan öğrenirse gider hemen Sunay'a yetiştirir. Ya yetiştirsin ya, ne olacak ki? Fert bitti gitti. Uzatma diyorum ya, uzatma ya, yeter. Kardeşim. Ne var? Anlatamadım galiba sana ya. Sunan'ın öğrenmemesi gerek. Ya öğrenmesin ya, öğrense de ne olacak ki ya? Kız senden hoşlandığını söylemiş. Ne var bunda?
İşte ben sana ne olacağını söyleyeyim. Ne oldu? Sonra diyecek ki bir daha o kızla görüşmeyeceksin. Tamam işte görüşmezsin biter gider ya. Niye bu kadar uzattın ya Nevzat? Gözünü seveyim ya. Ya Suna öğrenecek diyorum kardeşim. Aa pöf sana ya. Farz et tamam öğrendi. Ne olacak ya? Öğrensin. Öğrenmesin kardeşim. Nasıl? Öğrenmesin haberi olmasın. Bir de ne bileyim o hissediyor böyle şey. Nasıl anlayacak? Nasıl hissedecek? Anlıyor. Anlamıyorum ama anlıyor. Sen Suna'yı tanımıyorsun kardeşim. Artık ben ondan bir şey gizlerken ne bileyim bıyığım mı seyiriyor, gözüm mü küçülüyor, bir şey oluyor anlıyor. Evet ya Nevzat çok enteresan bir şey. Gözün hiçbir zaman küçülmüyor. Hep böyle büyük büyük gözün. Ya ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Elvan Hanım da öyle. Ben Elvan Hanım'dan hiçbir şey saklayamıyorum, gizleyemiyorum, yalan söyleyemiyorum. Benim de nereden anlıyorsa boyum mu kısalıyor, bu çenem ortaya mı çıkıyor? Ben anlamadım. O yüzden benim yaptığımı yap. Söyle. Git Suna'ya söyle bunu. Söyleyemem. Mümkün değil. Ya neden söyleyemezsin ya? Anlayamıyorum. Kız senden hoşlandığını söylemiş. Bu kadar basit. Kardeşim söyleyemem çünkü ne diyeceğini biliyorum. Bir daha o kızla görüşme diyecek. O, tamam işte. Sen de görüşmeyeceksin kızla. Fertik bitti gitti ya. Senden hoşlandığını söylemiş. Sen ne dedin? Kardeşim ben kime anlatıyorum ya? 10 kere anlattım ya. Tamam. Yani kızla niye görüşmeyeyim? Kızla bir dava üzerine çalışıyoruz. Hatta birinin özgürlüğü söz konusu yani. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir de iyi bir kız. İyi bir kız yani. Ya keşke söylemeseydi ya benden hoşlandığını. Söylemeseydi ne kadar güzel olacaktı biliyor musun? Sen ne dedin? İşte söyledi. Senden hoşlanıyorum dedi. Bir böyle far görmüş tavşan gibi önce kaldım. Hı. Sonra dedim ki sen çok iyi bir insansın. Evet. İşte benim sevgilim var falan. Ha. Hı. Anladım. Muhabbeti kes kızla. Kesemem. Ne yapacağım ben ya? Nevzat. Ya sen nasıl bir erkekmişsin ya? Ha? Kızlar senin peşinde falan böyle. Ben enteresan bir erkeksin hadi. Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Ben şunu söylüyorum. Sen Suna'ya hiçbir şey söyleme. Arkanda böyle insanlar var falan. Onlardan da... Ha. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Anlamadım. Suna'ya hiçbir şey söyleme falan dedin. Arkanda insanlar varmış. Evet. Kimden bahsediyorsun? Yok ya. Evet ya. Nevzat'tan bahsediyorduk. Ne? Arkasında belalı insanlar varmış. Nevzat'ın ama dedim ben de Suna'ya söyleme panik yapar falan dedim zaten. O adamlar yok değil mi? Önemli bir şey değil ya. Arkamdaki adamlar sürekli takılıyorlar peşime zaten. Böyle belalı tipler falan. Çekiyorum belalı tipler Elvan ya. Ha, önemli değil. Zaten bıraktılar peşimi. Evet, onu evet. Dedim Suna duymasın. İyi bari. Bıraktılarsa. Bırakmışlar. Arada takılıyorlar ama yine. Tamam tamam. Fazla şey takılmasınlar. Tamam. Hiç takılmaz. Evet evet. Gözlerim falan hep küçülmüyor takıldığı zaman. Çay versene. Tamam. Elvan. Bir şey soracağım. Hı hı. Neyse ya, boş ver. Çay içelim sonra sonra. Neyse, biliriz. Gerçekten inanamıyorum şu anda. Ne oldu? Ne oldu? Sami, bir dakika anlatacağım ben sana. Yok yok, dinliyorum sizi. Hayır, benim daha önceden böyle bir şeyden haberim yoktu. Bana da sürpriz oldu. Sürpriz mi? Ha, ne olmuş be söylesene. Ay Sami'cim bir dakika dur anlatacağım. Tamam ya. Yok yok size demedim. Eşim de merak etti. O da soruyor da. Tamam. Aslında ben bir eşime danışsam da sizi öyle arasam olur mu? Tamam. Hangi numaradan arayayım? Bana bir numara verir misiniz lütfen? Tamam, tamam. Yazıyorum. Hah, ver canım. Tamam, yazıyorum. Evet. Evet. Tamam. Tamam, ben konuşayım, arayacağım sizi. Teşekkür ederim. Hadi hayırlısı bakalım. Bunun altından inşallah öyle bir şey çıkmaz. Ay Ali'cim, cidden işe yarayacak mı ya? Ya hayatım, inanamıyorum ya. Ya bunu mu söylüyorsun yani? Ne zaman ben işe yaramayan bir bilgi verdim? Ya bu görmüş olduğun adam satışın kitabını yazar ya, kitabını. Aa! Aa! Hayatım acaba ben bu satışın kitabını yazsam mı ya? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kitabı yazayım, gerçekten yenge. Ben bu kitabı yazayım, bütün Türkiye okur. Okuduğu yetmiyormuş gibi satış rekorları kırar. Zengin oluruz.
Hayatım zengin oluruz biz. Zengin oluruz ya. Tamam ben yazıyorum hemen kitabı yazdım. Ali'cim ya zengin olmayı kitap yazmayı bırak şimdi. Bizim kırtasiyeye müşteri çekmemiz lazım. Evet. Yani daha fazla nasıl müşteri çekeriz? Bir şeyler yapmamız lazım değil mi ama? Evet. İşte söylüyorum yengecim işte bak. Kuruyorum hayatım. Benim dediğimi yaparsanız burası var ya müşteriyle dolar taşar. Yani iyi diyorsun da iki çayla bir tostla olacak gibi değil yani benim hiç içime sinmedi. Yani Ali'cim ben de bir alaka kuramadım yani şimdi. Aman hanımlar ya bana her şeyi deyin iki çay bir tostla olacak mı? İçime hiç sinmedi. Ya ne alaka Ali demeyin ya. Ne demek böyle bir şey yok böyle bir şey yok. Ya siz bunlara tamam mı iki çay bir tost veriyorsunuz diye bir kere onlara bir aidiyetlik hissiyatı yaratıyorsunuz. Hmm. Tabii aile sıcaklığı veriyorsunuz. Hmm. Buraya bir şeyler almaya gelen bir öğrenci kardeşimiz mesela karnı çok açsa eğer sizin vereceğiniz bir tostla o anne sıcaklığını yaşıyor. Dışarıda üşümüş bir kardeşimiz geldiğinde ona bir sıcak çay ikram ettiğinizde içi ısınacak. Hı-hı. Sadece bir şeyler alacak ama alırken bir yandan da burada oturacak, dinlenecek, tostunu yiyecek, çayını içecek. Sonra bir defter alayım derken o arada beklerken diyecek ya acaba ben ne yapsam ya şu çantayı da mı alsam çok güzelmiş diyecek. Onu alacak. Anladım da iyi deneyelim o zaman. Yani denemekten zarar gelmez. Bir deneyelim, görelim. Tabii ki. Tabii ki hanımlar. Kesinlikle. Bakın, bakın. Bu sayede müşteri geldiği zaman dükkanda daha fazla vakit geçirmiş olacak. Anlıyor musunuz? Burada oturur dinlenirken defterini almışsa ya da herhangi bir şey almışsa belki birdenbire aklına bir arkadaşına hediye almak gelecek. Hmm. Belki oyuncaklardan birini almak isteyecek. Belki kalemleri yoktur o aklına gelecek. Çayını içerken, tostunu yerken, burada sohbet ederken bunların hepsini alabilme potansiyeline sahip olacak hanımlar. Hmm. Tamam o zaman deneyelim. Yani. Deneyelim. Buyurun. Hanımefendi. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Güzel olacak. Buyurun. Evet, çok güzel olacak. O zaman ben bir bizimkileri çağırırım buraya artık. Tabii. Alper'im, nasıl gidiyor oğlum kırtasiyecilik işleri? Çakozladınız mı biraz? Durumu kurtardınız mı? Ya Mesut abicim, bu ara pek tadı yok ama inşallah zamanla açılır işler. Ya açılır canım, takma kafana. Daha yeni oğlum. İnsanların biraz yavaş yavaş alışacak ayakları. Ya Alper, ben bu işlerin ordinatus profesörüyüm. Nesin, nesin? Ordinatus profesörüyüm. Ordinarius desen oğlum ona. O da olur. Sen şimdi senin hanımına esnaflıkla ilgili böyle bilgiler ver, tüyolar ver. Yani müşteri geldiği zaman memnun kalsın, sen de para kazanasın. Öyle değil mi kardeşim? Hoppala, lafmışım seninkisi. Alper'im sanki biliyor da kırtasiyeciliği başkasına fikir verecek. Daha çocuk yeni kendi öğreniyor be. Mesut abi doğru söylüyor. Benim de anladığım bir iş kolu değil açıkçası. İşte butik sağ olsun yardım ediyor işte. Ya biz de yardım ederiz ya. Bize gelen müşterileri sana yönlendiririz. Ha. Değil mi? Doğru, doğru. Ben zaten bizim oğlana söyledim. O da gitmiş bütün arkadaşlarına söylemiş okulda. Yakında yığılırlar sizin dükkana. Eyvallah abiler. Eksik olmayın. Yani bir işe kalkıştık bakalım. İnşallah alnımızın akıyla çıkacağız. Çıkarsın, çıkarsın oğlum. İnşallah, inşallah. Allah hayırlı eylesin kardeşim. Allah utandırmasın. Amin abicim, amin. Sağ olasın. Peki bu doktor sıralaması nasıl oluyor? Ordinartus? Nasıl oluyor? Ordinartus. Ordinartus profesör. Ya hocam iyi birader. Ordinarius. Pardon, ordinarius profesör. Ha, evet, ondan sonraki? Yani bir altındaki profesör, bir altındaki uzman. Doçent. Doçent. Hayır, ordinarius ya. Tamam, ordinarius. Biz de öyle dedik. Bir de ordinarius, lefter var bak. Lefter, küçük andonyanis. Onu unutmamamız lazım, profesör. Onu öyle ordinarius ya. Evet, ordinarius. Babacığım, sana kahve yap. İşte bu ya. Güzel kızım benim. Her zaman söylüyorum bak. Kız evlat bir başka. Aşk olsun baba. Kahve yaptığım için mi? Hayır tabii ki kızım. Hayır tabii ki. Her zaman daha şefkatli ve daha düşünceli olduğun için. Bak erkek evlatlar biraz daha haylaz oluyorlar. Ben kendimden biliyorum ya. Anama babama az uğraştırmamıştım ben çocukken. Ya ben ayrı bir evladım vallahi. Hiç sizi üzmedim şu zamana kadar. Evet. Hiç üzmedim. Güzel kızım benim. Ben senin gibi olacağını bilseydim 5-6 tane çocuk yapardım. Ya bir kardeşim olsa fena olmazdı tabii ama benim gibi olacağın bir gardisi de yok. Rıza.
Ne oldu Rıza'sı? Ne oldu? Rıza'm evde sarımsak bitmiş. Ne olacak? Tamam alırız. Bir sıkıntı yok ki. Bunun için panik yapmana gerek yok ki. Ya Rıza'm akşama misafir gelecek. Benim burada iki ayağım bir pabuca girmiş. Siz babasız keyiftesiniz burada. Ne yapalım anne? Biz de mi sokalım ayağımız pabuca? Ya bak biz burada küçükken çok balık yedirdik. O yüzden böyle zekası mükemmel. Dili de papuç gibi. Ona ne diyeceğim? Onu da senden almış demek ki. Ama demedim bunu. Demedim varsay. Yanlış bir zaman söylemiyorum. Evet. Tamam. Üstüne bastın Rıza'cığım. İyi ettin dememekle. Haydi Rıza'm ne olur kalk bir koşu. Sarımsak al da gel. Haydi. Sarımsak. Tamam. Hı. Tamam. Hadi. Rahatsız da bozdum ama kusura bakmayın artık. Ne olacak anneciğim? Kızım ne olacak diyorsun? Haydi kalk sen de bana mutfakta yardım et. Ya kızı rahat bıraksana ya. Kızı rahat bırak. Dinlensin. Sanki yabancı mı geliyor? Mesut'la Yıldız gelecek. Allah ne verdiyse yeriz. Bu kadar basit. Ya Rıza'm yabancısı mı var? Misafir misafirdir. Her şeyim dört dörtlük olmalı. Vallahi ben kendime hiç arkamdan laf ettiremem. Dört dörtlük. Anne sen de çok abartıyorsun ya. Kızım öyle yağlı yolu konuşmasana. Rıza bak hep senden yüz buluyor böyle şımarıyor bu kız. Ben sana diyeyim. Ben şu anda ana ve kız arasına giremeyeceğim. Çünkü önemli bir görevim var. Sarımsak almaya gidiyorum. Başka bir şey istiyor musun? Yok başka bir şey istemiyorum. Gidiyorum emin misin? Eminim Rıza başka bir şey istemiyorum. Kızım haydi sen de gel bana mantıları kapatmamda yardım et. Haydi güzel. Gittim emin misin? Güle güle yok başka bir şey istemiyorum. Sadece sarımsak. Sarımsak. Ya şey diyecektim sana, bugünün tadını çıkar sen tamam mı? Suna'yla gez, toz, eğlen. Gizem'i falan da hiç düşünme tamam, boş ver. Doğru diyorsun ya, düşünmeyeyim ya. Ya bir de bir şey söyleyeceğim, biz erkekler bizden hangi kadın hoşlanıyor bilemeyiz ki. Öyle ama ya. Sanatçılar öyle değil ki ya, hayranları var bir sürü. Onlar biliyor hiç değilse. Ben sanatçı mıyım, savcıyım kardeşim. Ha, öyle deme ya Nevzat, sen de bizim mahallenin Tarık Akan'ısın ya. Dalga geçiyoruz. Neyse kardeşim ya, ben... Gideyim sahile kızla biraz görüşeyim. Ondan sonra geleyim de birlikte takılalım. Ben yalnız kalmayayım şimdi. Bıyığım seyirir, gözüm küçülür. Evet, evet. Sen sakın Suna'ya hiçbir şey söyleme tamam mı? Boş ver. Suna'yla ilgili bir şey... Tamam. Şey, dersiyle ilgili Suna'da... Tabii, tabii. Şeyleri hallediyor. Konuşuruz. Evet, görüşürüz. Ben de sahile. Gözlerine de dikkat et. Görüşürüz Nevzat abi. Görüşürüz. Evet, Şahin Bey. Ne saklıyorsunuz acaba? Bir şey saklamıyorum. Mavişim. Şahin'cim bir şey saklıyorsunuz. Suna'ya söyleme dedin yine duydum. Suna'dan bir şey gizliyorsunuz ama yetmiyor. Benden de saklıyorsun şu anda. Söyler misin? Nicht ya. Hiçbir şey gizlemiyoruz. Gözleriyle ilgili bir sorun var da Nevzat'ın. Belki onu söylemek istemiyor size. İyi. Ben öğrenirim ne işler karıştırdığınızı ama... hani eğer ben öğrenirsem... Siz hem Suna'dan bir şey sakladığınız için hem de sen bana yalan söylediğin için ben sana iki kere kızmak zorunda kalacağım. İstersen sen kendin söyle paşa paşa kurtul. Hı? Şahin! Ya yetti kardeşim, vallahi yetti ya. Bu nedir ya? Allah Allah. Artık yani var ya, burama kadar geldi ha. Dayanamıyorum vallahi. Gene ne oldu ya? Ya kardeş daha ne olsun be? Her işime karışıyor kardeşim ya. Her işe karışıyor ya. Ya etme Nebahat diyorum, yok ben yapacağım. Ya Nebahat bırak, yok ben yapacağım. Vallahi yetti ya. Ya abi ya. Hakikaten ya ayıp ama ya kadıncağız yardımcı oluyor. Ayıptır ya. Ya ortağım sen de var ya. Teşekkür yine yengeme söyleniyorsun ha. Hiç yakışmıyor sana. Ya her şeye karışıyor be kardeşim be. Ya ben evdeyken o iş yaparken ben onun başında durup da dikiliyor mu? Hesap soruyor mu? Sormuyorum. O da burada karışmasın. Yahu Bahtiyar. Sen hastasın diye az fazla ayakta uzun uzun kalıp da daha çok hasta olma diye kadıncağız evindeki işini bırakıyor sana buraya yardıma geliyor. Ama seninki de nankörlük ama yani. Ayıp. Ayıp değil mi? Evet abi. Benim ne yapıp ne edip bu nebahattan kurtulmam lazım kardeş. Hayda. Yapma yapma bak yengem duyarsa çok üzülür ha. Bahtiyar sakın ha. Ya duyarsa duysun be. Ya keşke duysa da alınsa eve gitse yani. Vallahi ben dayanamıyorum kardeş. Her işe karışıyor ya. Her işime karışıyor ya. Ya arkadaşlar evliliğim bozulacak benim. Allah korusun. Aynı karı, aynı işlerinde karı koca bir olur mu ya? Olmaz. Ya bu kadara, artık fazla ama ayıp ediyorsun abi. Ya kadıncağız şu dükkanı bal dök yala yaptı. Sen ben temizleyebiliyor muyuz öyle? Ödül aldın ya sen bu kadın sayesinde. Ödül aldın be. Bak.
Tabii işine geliyor, işine geliyor. Yengesi içeride çalışıyor, kendi burada lak 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 lak. Boş boş ne laf. Ne alakası var bırak ya, ne alakası var abi ya? Bana öyle el hareketi yapma ha. Tamam, sakin ol. Sakin, sakin ortağım, sakin ol. Ben giriyorum içeri o zaman, yardım edeyim yengeme git. Bari. Tabii. Git, zaten ben girersem şimdi tartışırım onunla. Sen git içeri. Ya Bahtiyar, gözünü seveyim, bir sakin ol be. Bir sakin ol bir be. Ya burama geldi be. Hayda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam amirim. Evet. Sesler geldi de bayağı bağırtı vardı. Güçlü. Şey nerede, ustam nerede? Ha, kivilerine gitti amirim. Sera'nın işi varmış da onlarla ilgileniyor. İyi gitsin. Bana şey lazım, sarımsak lazım. Hanım sarımsak istedi. Tamam. Bir de oradan bana 2 kilo meyve hazırla sen. Portakal, mandalina, elma falan işte. Tamam, tamam amirim. Haydi bakalım. Hemen hazırlayayım. Hemen hazırla. Haydi güçlü. Tamam, tamamdır. Siz nasılsınız beyler? İyiyiz amirim işte, gördüğün gibi çalışıyoruz işte. Muhabbet ediyoruz arada böyle bir. İyi, Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Sağ ol, sağ ol. Bahtiyar senin neyin var ya? Sesin geliyor da tamam mahallenin öbür ucuna kadar. Hanım var amirim. O ne demek ya? Hanım var ne demek? Ya yenge burada ya, biraz rahatsız oluyor o durumdan işte. Ha. Şey, yenge buradayken et yiyemiyor da biraz ondan rahatsız amirim. Ha. o zaman söyle yengeye gelmesin. Ha. Söyleyeceğim. İçeride işi bitsin. Bak gelsin buraya, söyleyeceğim. Oo, öyle olmaz ki. İşi bitsin, işe gelmesin. öyle olmaz. Yani diyor ki amirim, ne şiş yansın ne kebap. evet. Yani, diyor. Bence evet. Sen bir daha düşün ortağım. Düşüneceğim. Düşün, düşün sen. Bir kere daha düşün bence. Yok arkadaş ya, yok. Yok, hiçbir yerde yok bir yüzden. Dükkanda olmasın. Yer yarıldı, içine girdi sanki ya. Yok yani, yok. Çağatay, inşallah da çıldırmamıştır. İnşallah anne ya, niye? Ben ufaktan dükkana gideyim artık. Kimsenin gideceği yok. Ya abi deme öyle, vallahi kusura bakma. Yok, cüzdanım yok. Ya aklım kaldı yani, vallahi ya. Tamam canım, tamam, tamam. Şey, kirliye baktın mı? Yok. Bak o çıkardığın pantolonların cebinde falan bazen kalır ya. Bak bakayım ona bir. Ha canım. Anneciğim. Gidiyorsun. Tamam, hadi hayırlı işler. Görüşürüz. Akşama bekliyorum yemeği. Yok anneciğim ya, ben akşam evde takılayım biraz. Çoluk çocuk yok. Açayım televizyonu, 2 demlik çay. Ayaklarımı uzatayım sehpaya. Biraz gönlümce keyif yapayım. Sabaha kadar televizyon seyredeceğim. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ellerine sağlık anneciğim tekrar. Afiyet olsun, hadi hayırlı işler. Bir şey olursa ara. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Buldun mu? Ay Sami, çok güzel haber değil mi? Valla güzel. Ben de acayip heyecanlandım şimdi varmışım. Ben hiç oralarda arsalarımız olduğunu falan bilmiyordum hayatım. Yani bu miras işi çok güzel oldu. Valla ben de sevindim. Ne yalan söyleyeyim, sevindim. Neden? Çoluğumuz çocuğumuzun geleceği için güzel oldu. Hadi hayırlısı bakalım, inşallah güzel olur her şeyde. Ay evet, evet Sami'cim. Ne diyorsun? O zaman arayacak mıyız, tutacak mıyız bu avukatı, ha? Herhalde tutacağız Mavişim, herhalde tutacağız. O ne demek öyle? Ama Sami, yani şimdi bu avukatların ücretleri biraz tuzlu oluyor ya hani. Öyle deme Mavişim, bu önemli. Hem ne demişler, kaz gelecek yerde. Ne bir hayvan da o, neydi? Tavuk. Tavuk şey yapmıyor. Esirgemiyor. Esirgemiyor, doğru dedin. Neden? O avukat. Sevmeni anlıyorum böyle şeylerden. Bunun işi o. O bizim adımıza her yere gidecek. Bu şey her şeyi konuşacak, çözecek. Biz de rahat rahat artık miras şeyini bu şey yapacağız. Ha. Yani. Doğru söylüyorsun hayatım ya. Yani biz bu işlerden hiç anlamayız ki. Ha. Sen avukatın adını şeyini aldın mı? Yazdın mı? Aldım hayatım, aldım. Ha. Onu bir şey yapalım, araştıralım. Ona göre şey yapalım. Doğru söylüyorsun. Tabii. Ben Nevzat'la şey yaparım. O savcıya, bu avukatları biliyor, tanıyor. O acaba gerçekten avukat mı değil mi? Bunu şey yapsın. Yoksa dolandırılmayalım yani, değil mi? Önemli. Doğru, doğru. Allah korusun. Sen o zaman bunları öğren, ben sonra arayayım. Sen onu öğren. Ben çıkınca o Nevzat'ı görürüm. O buralarda bir yerdeydi. Ona sorar, şey yaparım. Tamam, sen bana haber ver, ben öyle ararım avukatı. Ay Sami. Okey, o Ömide. Bu kadarmış avukat. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay miras. Acaba çok mudur? Ya benim için önemli değil. Hiç öyle şeylere şeyim yok. Benim için de önemli yok. Değil. Yok. Çok olabilir ama. Ha? Evet. Bilmiyorum.
Of, Nihti ya, boşuna ısrar ediyorum Mavişim ya. Yok bir şey diyorum. Uzatma. İyi. Umarım öyledir. Nasılsa çıkar kokusu yakında. Hay inşallah Sunay'ı üzecek bir şey değildir yani Şahin. Ya aşk olsun ya. Nevzat Sunay'ı hiç üzer mi? Gözünü seveyim. İnşallah üzmez. Üzmez tabii ki de ya. Ha. Merhaba. Alo, merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle oturabilir miyim? Aa, tabii tabii. Tabii tabii tabii, buyurun buyurun. Bir şey içer misiniz? Bir çay rica edeyim o zaman. Hemen getiriyorum. Size bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii, buyurun. Benim bir iş arkadaşım var, adı Nevzat. Bu mahallede oturuyor. Tanıyor musunuz? Aa, tabii ki, tanımaz olur muyuz hiç? Hatta az önce buradaydı, yeni gitti sayılır. Ya, öyle mi? Hı-hı. Çok mutlu oldum. Tekrar gelir mi sizce? Gelir gelir. Yani birkaç saate gelir yine. Ama isterseniz ben geldiğinizi söylerim. Harika olur. Bu arada ben Gizem. Memnun oldum. Ben de... Ayçin birazcık dikkatli olur musun lütfen? Elimden kaydı. Şey topla istersen Şahin. Ben yeni çay getiririm size şimdi. Lütfen. Gizem. Gizem. Niye geliyorsunuz ya? Başka pastaneler var aslında. Ya Ali'ciğim, ya pazar pazar dükkanı açtık ama hiç kimse gelmiyor. Ay evet ya, biz yanlış mı yaptık acaba? Tatil günü neden öğrenciler gelsin ki? Oo, hanımlar siz bu kafayla giderseniz biz... Kepenk indir. Batarız, batarız, batarız. Yok, yok öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bir kere esnafın pazarı, tatili, bayramı hiçbir şeyi olmaz. Öyle bir şey yok arkadaşlar, yapmayın. Yani şimdi bir düşünün, düşünün bakalım. Önümüzdeki günlerde yarı yıl tatili olacak, öyle değil mi? Evet. Öğrenciler 15 gün tatile çıkacaklar. Ne yapacaksınız? Dükkanı mı kapatacaksınız 15 gün? Ay ne bileyim Ali, ilk işimiz sonuçta. Tabii ki de olmaz öyle de. Tamam işte, tamam. Ben de o yüzden size bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Öyle bir şey yok. Şimdi mesela bu öğrenciler tamam tatile giriyor, bir şey yapıyorlar ama... bunlar ödevlerini yapmayacaklar mı? Elbet yapacaklar. Yapacaklar. Kitap okumayacaklar mı? Okuyacaklar. Bunların kaleme, ne bileyim silgiye, deftere... bir şeylere illaki ihtiyacı olacak. Ya bir kere her şeyden önce şunu lütfen unutmayın hanımlar. İyi bir satıcı ihtiyaç zamanında... satış yapan değildir. İhtiyacı yaratandır. Doğru. O yüzden biz de ihtiyaç yaratacağız. Gelen müşterilere illaki kocaman dükkanımız var. Yok yok maşallah her şey dolu. Gelenlere yaratırız. Dur birileri tamam. Gidiyor. Tamam tamam çok güzel. Aman efendim, aman efendim. Mahallemizin en yakışıklı, en bıçkın delikanlıları gelmiş safalar vermişler. Hoş bulduk abi, şimdi sen... yakışıklı derken bizi kastettin değil mi? Hayır. Nasıl? Evet. Ha. Tabii ki evet. Ya. Değil mi? Ya başka kim var? Çocuklar. Yok, ortalıkta başka kim var? Sizden başka kim var ya? Hoş geldiniz, sefalar verdiniz tekrardan. Dilekçim, rica edeceğim. Müşterilerimizle ilgilenebilir misin? Yengeciğim, yani ne isterler, ne arzu ederler? Bir şey ister misiniz? Hayırlı olsun. Çay, tost. Evet. Sağ olun. Yok ya, biz öyle çay tost falan için değil, hayırlı olsun demek için geldik. Ah, oğlum, ikram ediyorlar o kadar. Ben bir tost alırım ya. Ben. Alırım. Hayır, o zaman ben hemen söylüyorum. Tamam, tamam. Geçin, oturun böyle. Zahmet olacak abi ya. Ne zahmeti? Otur, otur. Gel, gel. Efeciğim, sen, sen istiyor musun ha bir şeyler? Ha, sağ ol. Çay, tost, bir şey. Okan zaten iki kişilik yer. Alın, ne alakası var? Efeciğim, bak. Kardeşim, burası sizin dükkanınız. Ne ha? İsterseniz, ne arzu ederseniz her şey emrinize amade. Yeter ki siz isteyin. Yiyelim bir şey. Yiyor musun? Tostla çay o zaman. Bak evet, işte bu. İşte bu. Hadi otur. Bak ne güzel oturma yerleri de var. Dinlenebilirsiniz burada. On numara. Rahat rahat şöyle. Çok güzel. Yok. Yok. Bu cüzdan bu evde değil ya. Yok. Her yere bak. Evde yok. Dükkana bak bakalım bir de. Böyle yapacağım şimdi gidip. Ay Çağatay, inşallah çalınmamıştır bir ay. Anne Allah aşkına ağzını hayır aç ha. Kimliğim orada, ehliyetim orada. Kasanın parası da oradaydı. Abim dün işte bankaya yatır dedi. Ne diyorsun? Bak söyle, abinin haberi var mı bundan?
Söylemiyordu. Ah be Çağatay'cığım ya. Ne sen? Niye dikkat etmiyorsun? Git bak. Bir an evvel git bak dükkana. İnsan cüzdanına dikkat eder yahu. Ya ne bileyim hiç aklıma gelmedi ki. Daha bugün yarın yatarım dedim. Kaldı içinde. Bir öyle konuşma anne ya. Sanki ben bilerek kaybetmişim gibi söylüyorsun ya. Ya aklım bir karış havada. Bir karış havada. İnsan cüzdanını kaybet. Babanı kaybettin bugüne kadar. Hiç hatırlıyor musun? Bak sakın babamı söyleme. Telefonda, telefonda söyleme. Bir dünya laf der. Bulurum ben. Niye çalınsın? Allah'ım inşallah bulurum ya. Söylemiyorsun abi. Ahmet'e söyle. Bana bak söyle ne olur ne olmaz. Çocuğun haberi olsun. Git sen söyleme Allah aşkına. Ama ben söylemem. Ahmet'e söyleme. Babama hiç söyleme. Tamam. Hadi inşallah çıkar. Baba geldi. Ben geldim. Hayır sen. Çaldın değil mi? Kahraman kocam benim ya. Seni sarımsaksız bırakır mıyım ya? Aşk olsun. Sadece sarımsakla değil. Bak sana portakal aldım, elma aldım. Ondan sonra neydi bunun içinde? Mandalina aldım. Hepsini aldım. Al bakalım. Kocam. Kızım sarımsaksız bırakmazsın biliyorum ama... ...koş üzümsüz de bırakmazsın değil mi? O ne demek ya? Ya Rıza'm aceleden söylemeyi unutmuşum. Kuş üzümü de eksin. Kuş üzümü mü? Neden? Sarma yapacağım. Kuş üzümü olmadan sarma olmaz ki Rıza'm. Ya bir kuş üzümümüz eksik olsun ya. O da olmayı versin, boş ver. Rıza'm olmaz diyeyim ya. Lütfen bak, bütün alameti farikası orada. Kuş üzümsüz olmaz. Ya bidenim daha yeni geldim eve ya. Bak o kadar da alışveriş yaptım. Yasemin gitsin, ben gidemem. Yasemin bana çok da yardım ediyor hem. Dersen ki tamam geleyim ben senin mantıları kapatmana mutfakta yardım edeyim. O zaman olur Yasemin gitsin. Mantı kapatacağım mutfakta değil mi? Mantı kapatacağım. La ilahe illallah. Tamam ben giderim ya, ben giderim. Tamam. Haydi Rıza. Bak başka bir şey lazımsa hemen söyle. Bir daha bu evden çıkmam dışarı. Yok başka bir şey lazım. Emin misin? Yok değil. Emin misin? Ya eminim Rıza. İyi tamam. Birazdan giderim. Ya Rıza haydi. Hadi. Tamam tamam birazdan işte, birazdan gideceğim. Hanımefendi, afiyet olsun. Nevzat'ı bekliyorsunuz ya, bence beklemeyin. Şu anda çıkıp gidebilirsiniz. Şahin. Ne zaman geleceği belli değil çünkü. Ya neden öyle söylüyorsun hanımefendi? İstediği kadar oturabilir tabii ki. Hem benim vaktim var, bekleyebilirim. Tabii tabii. Biz size tatlı ikram edelim isterseniz. Ne? Olur, çok teşekkür ederim. Tamam. Yiyeceksin yani tatlıyı da. Ya Şahin'cim ayıp değil mi? Sen niye böyle konuşuyorsun? Ya Nevzat'ın ne zaman geleceği belli değil ya mamişim. O yüzden diyorum beklemesin boşu boşuna burada. Ya sana ne ya? İsterse bekler, isterse beklemez. Onun kararı. Hem Nevzat abi senin böyle konuştuğunu duysa arkadaşıyla ilgili ne kadar üzülür farkında mısın? Hiç sanmıyorum ben, hiç. Allah bir sus ya. Hiç, hiç. Neyi sanmıyorsun? Neden sanmıyorsun? Sanmıyorum çünkü. Merhaba. Ne yapıyorsun be? İyiyiz babacığım, çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben çalışıyorum da ben... Şey, Nevzat arıyor. Gördünüz mü Nevzat'ı? Allah, bugün de herkes Nevzat abi arıyor ya. Hayır, usta ne oldu? Hayır, hayır. Tamam, bugün avukat Sibel aradı. Buna miras mı kalmış, para mı kalmış, ne öyle bir şey. Aa, ne güzel. Güzel, güzel ama Nevzat baksın bir şey yapsın. Gerçek mi değil mi? Doğru mu yalan mı, onu öğrensin diye şey yaptım ha. Şey, affedersiniz. İstemeden kulak misafiri oldum ama ben de avukatım. Eğer isterseniz size yardımcı olabilirim. Ha, yok ya. Ha. Sağ olun, var olun da. Bizim Nevzat var bir tane. Bu bakar, halleder yani. Tamam işte. Ben Nevzat'ın iş arkadaşıyım zaten. Yani yabancı sayılmam. Ha. Hem zahmet de olmaz. Seve seve de yaparım. Ay ne kadar iyisiniz ya. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Tamam, tamam o zaman. Yok yok, siz yardımcı olmayın. Bu var avukat yani. Yok yok, yardım edelim. Ha, avukat adamın adı bu. İşte bu, avukat bu. Tamam, ben bunu sordurabilirim. Ha, tamam. Bunu şey yapalım o zaman. Nevzat da şey yapar ama o adam sizi şey yaparsınız. Hallederim, hallederim. Tamam. Nevzat halleder aslında. Ben de yardım ederim. Evet.
Evet. Ha, Hakkı hocam merhaba. Merhaba. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim siz. Sağ olun hocam. Zeynel. He abi. Çok teşekkür ederim sana kardeşim ya. Çok sağ ol valla. Aa, ne demek abi, biz de Hakkı hocama film seçiyorduk. Ha, iyi. He, Ferit abi. Perihan abla nasıldı? Doktor ne dedi? Perihan ablan iyi ya, iyi iyi. Doktor dinlensin dedi ama dinleyen kim be Zeynel? Dinleyen kim abi? İşte ne yapalım? Doğumada fazla kalmadı değil mi Ferit Bey? Evet hocam ya, evet. Bende de bir heyecan, bir heyecan. Hayırlısıyla şöyle bir doğsa da rahatlasam diyorum ya. Ya asıl tatlı dertler o zaman başlıyor Ferit abi. Önce sağlıklı saatte doğsun. Daha sonra vatana, millet, ülkeye hayırlı bir evlat olacağından hiç şüphemiz yok. Sonuçta sizin çocuğunuz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Nasıl hocam? Zeynel yardımcı olabildi mi filmlerde size? Seçtiniz mi filmleri? Olmaya çalıştı diyelim ama hiçbir filmin adını da bilmiyordu doğrusu. Açık olsun hocam ya. Ama siz de adını sanını bilmediğimiz adamların filmlerini sorup duruyorsunuz yani. Tamam, tamam Zeynel. Sen gel böyle. Sen gel böyle. Geldim abi. Hocam ben şimdi size yardımcı olacağım. Ben ne istiyorsanız bana söyleyin. Ben size bulup vereceğim hocam burada. Tamam. Aslında şunlardan da bakabiliriz. Bakın siz bana evet hocam. Ben onları gösterdim hocam tamam, size. Tamam başka bakarız hocam. Siz ne tür bir film istiyorsunuz? Komedi, dram, ne bileyim macera ya da neyse bana söyleyin. Tamam. Hepsinin dram yerleri belli aslında. Burada. Öyle işte Adil hocam. Ya Sinan bir şey soracağım sana. Sen niye yengenin dükkanda kalmasını istiyorsun? Abi niye istemeyeyim yani? Bak yengem gerçekten yardım ediyor dükkandaki işlere ha. Hakikaten çok faydası var abime, bakmayın siz. Ya bırak bırak Sinan, vardı senin bir çıkarın bu işte. Allah Allah ya. Ya sen de Sami ya. Ya çocuk seviyor işte yengesini. Sen de dananın altına buzu arıyorsun ya. Ya Adil hocam biz Sinan'ı bilmez miyiz, bizim bildiğimiz Sinan ya? Yok canım sen de. Yani aslında tabii şöyle bir şey var da. Nasıl yani? Ha bak bak bak. Çıkar bakayım şu ağzındaki baklayı. Ha. Ya hocam şimdi yengem varken abim bana kızamıyor yani. Ha. Sinirlenemiyor, bağıramıyor. Böyle yengem hemen tatlı dille yumuşatıyor her şeyi. Allah Allah. Evet. Bakar mısın? Yani öyle bir gerçek var aslında. Ama öyle... demin fena köpürüyordu sana. Ya abi o sizin yanınızda yaptığı ya. O sizin yanınızda size hava atıyor yani. Yoksa yengem oldu mu sesi çıkmıyor, kuzu gibi. Tabii tabii. Yani ona bakmayın siz. Vay be. Bak sen ya. O yüzden de biraz işime geliyor açıkçası. Bak sen bizim Bahtiyar'a bak sen. Sen de az değilsin yalnız. Ama yok abi çok yardım ediyor. Ödül aldık abi. Doğru. Ya çok yardım ediyor bize. Gerçekten çok yardım ediyor. Allah var yani şimdi. Kadın eli hakikaten pırıl pırıl yaptı. Abi kadın eli değdi yer güzel oldu. Onu söyleyeyim size. Ama haksızlık yapmama. Aynen. Abimin artistlikleri işte. Bahtiyar işte. Seviyoruz. Yüzüne karşı desene. Derim. Yengem varken derim. Onun yanında hiçbir şey diyemez. Yengem varken derim. Yüzüne karşı derim. Derim yüzüne derim ya. Ya hanım niye beni karıştırmıyorsun bu işe? Allah Allah niye beni dellendiriyorsun sen ya? Kurban olduğum sen niye iyilikten almıyorsun ya? Bak buraya geldim işte sana yardım ediyorum. Otur sen şuraya bir ya. Ya hanım ne gerek var diyorum, kurban olduğum ya. Ben yaparım, benim işim bu zaten. Sen niye her işime karışıyorsun benim? Sen niye karışıyorsun neye ne gerek var diye? Ben geldim buraya sana canımı dişime takıyorum da yardım ediyorum. Ne kadar otursana dışarıda dinlensene. Kurban olduğum otur bak bacakların üstüne basamıyorum. Benim yüreklerim ağzıma geliyor. Sektirop sektirop yürüyorsun tamam. Ya hanım Allah'ını seversen benim işim bu ya. Yıllardır ben yapıyorum bunu. Aha işte kendi ağzınla diyorum. Yıllardır yoruldum. Azıcık da ben yapayım yardım edeyim sana. Otur işte paralarını say ne keleş. Otur kuzum otur bak vallahi bacakların tamam, ağrıyor. Tamam tamam ya sabır tamam tamam. Şşş bak hele bir şey diyeceğim. Sen hiçbir şeye kafanı yorma. Mesut abiden bir güzel çayını söyle otur kapının önüne. Gelene gidene bak kafanı yorma ben halledeceğim her şeyi ya. Tamam hanım tamam tamam bana bak. Hı. Soğanları ince ince kıy bari ha. Ana ver değil lan ben yeni yetişen kız mıyım da iş öyle diyorsun koya bana. Bak ökeleniyorum ha. Ya tamam, tamam. Çıkacaksan çık otur. Ya tamam be, aman aman. Halledeceğim dedikçe ya. Her işime karışıyorsun ya. Vallahi bak ya. Aklımız bıktı ulan. Her şeye karışıyor. Ya kardeşim elimi bir işe sürdürmüyor bu. Yani ben yapayım diyorum, yok abi. Muhtuyu peygamberden görüyoruz ya. Ya ortağım sen de sert yap, ben yapacağım de. Ya kardeşim diyorum ama yani işte. O kadar güzel konuşuyor ki. Karşısında ben yapacağım diyemiyorum. Bak düşün. Allah'ım. Öpüyorum. Selamünaleyküm.
Aleykümselam abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Mevzu yine yenge herhalde. Amirim, hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin yeniden. Eyvallah. Adil hocam, efendim. Sende kuş üzümü var mı? Ay yok be, maalesef amirim ya. Hadi ya, yok. Hadi ya. Kuş üzümü lazım. Güçlü, sende de yoktur herhalde. Yok amirim. Bende İzmir çekirdeksiz olur, Trakya olur. Bir de Bornova, misket olur. Ama onların da mevsimi değil zaten şimdi. Evet, doğru. Oğlum, yok yani kuş üzümü. Ne yapacağız ya? Nereden bulabilirim? Nereden bulabilirim? Aa şey, aktara bakın amirim. Ha. Eş orada vardır değil mi? Var mı var? Ama mevsimi değil diyorsunuz. Yok, kuş üzümünün mevsimi yok amirim o şeyi. Misketin, Bornova misket. Gitti zaten. Bu kuşun üzümünü ne yapacakmış? Anlamadım. Dolma saracak herhalde. Yani Bornova misket istese yine veremeyeceğim. Beyler, ayıptır söylemesi. Bu akşam amirimin evine davetliyiz yemeğe. Oh oh, ne güzel ya Mesut abi. Yenge döktürüyordur ha şimdi. Değil mi? Amirimin de izin günü, o da yengeye yardım ediyordu. Ya oğlum bana bir fikir verin ya. Giderken işte el boş gidilmez. Ne götürsem giderken he? Şimdi ben de en stres olduğum şey bu. Bir yere gideceksem beni bir hafta önceden tutuyor bu stres. Ne alsam? Ne alıp götürsem? Ya ne düşünüyorsun Mesut ya? Al bir kilo tatlı getir. Evet. Hiçbir riski yok abicim. Abi herkes mi? Tatlıyı sever. Abi. Ya Mesut abi kuru pasta çikolata da olur ya. Yok 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 yok. Amirim fıstıklı baklavaya bayılır. Harbi fıstıklı mi? Baklava. Evet. Tamam o zaman. Yani fıstıklı baklavaya bayılmayan olmaz. Ben de bayılıyorum mesela. Evet. Tamam işte al bir kilo fıstıklı baklava git. Evet ya. Tamam. Hatta yarım kilo da fazla al. Biz de burada yiyelim fıstık gibi olalım. Ya, ya bu Selami komiserim de az uyanık değil ha. Doğru söylüyor. Canım çekti vallahi söylerken de ha. Ağzımdan sular akıyor. Alalım da yiyeyim bari. Yanında da mis gibi senin çayından. Of. Şimdi çay demleyip götürmek lazım o zaman ama artık orada idare edeceğiz. Ayıp o. Allah Allah ya. Şatato'yu ne arıyor? Cüzdanını kaybetti abi. Ona hadi ya. Aa, inşallah para yoktur içinde ha. Aklına ilk o geldi değil mi usta? Yani. Ya bir şey diyeceğim, hüviyet de olabilir. Esas onu çıkartması büyük dert. Aa tabii tabii, ehliyet falan onları da çıkartmak lazım. Tabii. Abicim dikkatli olacaksın, tamam mı? Biraz gözünü açacaksın bu hayatta. Kaybetmeyeceksin, koyduğun yeri bulacaksın. Ya insan cüzdanını kaybeder mi ya? Ya yok, belki kaybetmemiştir, çaldırmıştır ya. Sen de üzerine gitme Ahmetciğim. Ahbarik, ben tanıyorum kardeşimi, tamam mı? Gevşek, gevşek, rahat. O koymuştur bir yere, bulamıyor şimdi. Arasın dursun. Yok! Tamam ya, yoksa yok. Evi talan ettin, geldiğinden beri dükkan arıyorsun. Yok! Yapacak bir şey de yok. Bana bak, sen şu hüviyetinle ehliyetini yeniden çıkart. Böyle kimliksiz falan dolaşma. Başvur o işlere. Senin sevmediğim işler ya. Çağatay'cığım, bir de gazeteye ilan vermen lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdür diye. Tabii. Bir de o vardı değil mi ya Arif Usta? Yok, ben hiç uğraşmam bunlar. Ben bunu bulmam lazım ya. Tamam oğlum, yoksa yok. Allah Allah. Ya neyse, bir gününü ayıracaksan, her şeyi yeniden çıkartacaksan, ona da bitecek ya Çatatay'ım. O kadar basit değil abi. Abartma sen de canım yani. Abi abartmıyorum, içinde para da vardı. O zaman sen o paranın üzerine bir bardak soğuk su iç, hatta bir sürahi iç yani. Üzerine soğuk su içmeyecek kadar çok para vardı. Ne kadar aşağı yukarı? Evet. Dükkanın kasasının parası. Ah, benim sana bankaya yatır diye verdiğim para mı? Yok, sen yatırmadın tabii. Cüzdanında gezdirirken. Yok yani. Yok ya, yok işte. Ya ne yapayım işte, aradım taradım, yok. Bittim ben ya. Ya ben sana bankaya yatır diye vermedim bu parayı. Niye bankaya yatırmıyorsun ya? Banka cüzdanda para gezdirilir mi? Cüzdan kaybedilir mi? Bankaya yatır diye veriyorum. Tamam, tamam şey yapmayın ya. Yani bak, baktın mı iyice oraları? Ay, baştan alacağım abi. Baştan. Bu taraftan başlıyorum böyle gele gele. Düşün en son nereye şey yaptın acaba ya ha? Nerelerden geçtin hani, bir yerlerde durdun mu falan hani? Ben geldim. Biz
istedi Yıza. Ay kuş üzümü almış bana, kocaların bir tanesi. Kedi bak ya, kedi bak. Yeter ki seni sarman hoş bulduk kızım. Kuş üzümsüz olmasın seni sarman yeter ki. Değil mi Rıza? Evet. Güzel kızım. Bana bir kahve daha yapar mısın? İçtiğim kahveden hiçbir şey anlamadım. Yapayım. Şöyle bacaklarımı uzatıp dinlenip kahve içeyim rahat rahat. Ellerimi yıkadıktan sonra. Tamam. Ellerimi yıkadıktan sonra. Anne ben hayatta söyleyemem. Kızım ben hiç söyleyemem. Şeker olmasın o zaman. Şeker olmadan tatlı mı oluyor? Sen nasıl yapacağım o tatlıyı ben? Onlar getirmiyorlar mı zaten? Kızım misafire güvenip iş mi yapılır? Aşk olsun yani Yasemin. Ben sana hiç mi bir şey öğretemedim kızım? O zaman beni hiç karıştırma anne, ben söyleyeyim. Yasemin haydi ne olur sen söyle. Haydi kızım. Kızacak biliyorsun. Ne yapacağız ya? Evet. Evet. Niye öyle dikilmişsiniz orada ya? Ne oldu? Rıza'm. Bak aslında oturmadan hani. Oturmadan diye bir şey yok, oturdum. Ne oldu? Hiçbir yere gidemem Emel, kusura bakma. Ya Rıza vallahi bak bu son. Ben sana dedim değil mi? Başka bir şey lazım mı diye sordum değil mi? Emin misin diye sordum değil mi? Ya bu nedir böyle taksit taksit? Yap bir liste. Eksik yedik hepsini yaz oraya. Hepsini toptan alayım olsun bitsin. Bu nedir ya dalga geçer gibi? Rıza ben seninle niye dalga geçeyim? Aşk olsun. Ne eksik? Yine ne eksik? Şeker yok. Olmayıversin şekerde canım. Boş ver şekeri. Nasıl olmayıversin? Tatlı yapacağım. Yapmayı ver tatlı ya. Tatlı olmayı versin. Ne yapacaksın? Tatlı yapma, tatlı yapma. Ya Rıza'm olur mu? Ayıp. Tatlı yapacağım. Ya şeker, şekerin evde olmaması ne demek ya? Hadi kuş üzümünü anlayabiliyorum. Sarımsağı anlayabiliyorum ama evde şekerin olmaması ne demek? Ne yani? Benim suçum mu evde şekerin olmaması? Şekerin olmaması suç değil. Suç, şekerin olmadığını bilip önceden bana evde şeker yok diye haber vermemiş olman ve alınmamış olması evde. Şekerin suç. E söylüyorum işte. Almıyor. Zamanında söyleyeceksin oğlum. Zamanında söyleyeceksin. Artık geçmiş olsun. Boş ver. Gidemem ben hiçbir yere. Gidemezsen gitme ya. Ben kendim giderim. Git, git, git. Kızım sen de yemeklere bak. Biraz abartmadınız mı? Bak bak. İşine geldiği zaman nasıl gidebiliyor? Görüyor musun? Hah, git. Abartmadık kızım. Sen karışma. Bir daha da senden hiçbir şey istemeyeceğim. Lütfen bir zahmet. Rica ediyorum. İsteme benden bir şey. Ya kafada kalmadı ki. Önlükle gidiyorum ya. Bak daha bir kere gittin, bir kere gittin geldin kafa kalmadı. Ben kaç kere gittim geldim acaba? Zaten bu evde benim istediğim hiçbir şey yapılmıyor ya. Kaldın öyle değil mi? O zaman bana güzel bir kahve yap haydi. Haydi kızım. Ha. Yani ya siz diyorsunuz ki bu avukat adam doğru doğru yani avukat şeyse. Tabii tabii. Zaten ilk gördüğümde bana tanıdık gelmişti ismi. Ha. Fakülteden arkadaşımı aradım, sordum, teyit de ettim. Ha. Hatta aynı fakültedenmişiz. Vay bak aynı fakülte zengin olduk demek usta. Allah Allah. Biz mi Şahin zengin olduk? Evet. Bize mi kaldı miras? Nasıl yani? Valla bize mi kaldı? Sibel'e kaldı. Para benim bilem değil. Sibel'e. O bizim çocuğumuzun, çocuğumuzun rızkı işte. O öyle bir şey. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Sen onun iyi gününde ve kötü gününde yanında olan kocası değil misin? Evet, öyleyim tabii. Allah Allah. Elvan senin kızın değil mi? Ha, kızım. Hem de biricik kızım. Ha işte. Ben de onun iyi gününde ve kötü gününde yanında olan biricik eşi, senin damadın değil miyim? Maalesef. Evet, biz bir aileyiz. Kötü günde beraberiz. Şimdi de iyi günde beraber olacağız yani. Hadi orada. Zengin ol. Hadi orada. Allah Allah. Benim bilmem değil diyorum. Sibel'in parası o. Aa, daha miras gelmeden miras kavgası başladı. Ha, ha. Evet, doğru. Vallahi doğru söylüyorsun Zeynep, doğru. Yok, kavga değil. Bu da başka şey yani. İyi günde, kötü günde beraber olmak için aile. Allah Allah. Şimdi bu miras durumunun detaylıca araştırılması lazım ama. Bakalım ne kadar mirasçı sayısı var. Hmm. Ya da arsanın ne kadar ettiğine dair falan bilgi edinmek lazım. Ha, iyi tamam. O zaman Mirzat tabii varsa, bu avukat şeyse o zaman tutarız, o ilgilenir.
Şimdi Nevzat ne kadar ilgilenebilir bilemiyorum. Ha. Ama bu konu hassas bir konu olduğu için avukat beyle anlaşabilirseniz profesyonelce ilgilenebilir. Profesyonelce yani ne demek? Yani anlaşma sürecinde sizden bir meblağ yani bir ücret talep edecektir. Siz onu öderseniz etraflıca araştırmasını yapar. Ama süreç zarfında yapılan bütün masrafları da yine siz karşılarsınız. Tamam. Ha, zengini alırız ya, veririz ne olacak? Anladım. Tamam, o zaman bakarız. Yaparız ya, hiç merak etmeyin. Ha. Merhaba. Merhaba. Ha, Nevza, hoş geldin. Gel, gel, seninle konuşmam gereken şeyler var. Hayırdır, abinle konuşacağız. Ya otur, otur sen. Ben konuşacağım, sen otur. Tamam abi, üşüdük bir dakika. Sahip değildik ya. Ay, burayı unuttuk. Sıcacık pastanemiz varmış. Evet. Vallahi gözümüz yollarda kaldı. Neredesin? Evet, ya? İşte gözümüz yollarda kaldı. Bizim değil sadece. Güzel. Ne haber? Senin burada ne işin var? Merhaba. Hani şu öve öve bitiremediğim pastanenin nasıl bir yerde olduğunu çok merak ettim. Çünkü çok yakınlardaydım. Öve öve bitiremiyormuşsun. Ne güzel. Merhaba. Merhaba. Abi, bu arada şey... Gizem avukat arkadaşım, Suna arkadaşımız. Gizem, Suna, Gizem. Evet abi. Emin oldum. Evet ya. Oluyor abi. Gözler. Oturalım o zaman. Otur, anlatacağım şeyler var. Otur. Evet, tamam. Evet, otursanıza ya. Senin işin var mı ya? Var değil mi senin? Yok, oturacak. Oturacak mı? Evet, evet. Ama bıyık. Otur, ne bıyık? Tamam, otur, otur. Otur. Biz de sahildeydik abi. Biraz soğuktu ya, üşütmüşüz. Babam beni aldı. Düşünüyorum. Sinirleniyorum. Sinirlendikçe düşünüyorum. Kısır döngüye giriyorum. Babamın tarif ettiği bu iş kısır döngü. Evladım, ben sana parayı bankaya yatır diye vermiyorum. Vermedim mi? Çok basit bir şey yapacaksın ya. Bankaya gideceksin. İyi günler diyeceksin. Bu para, bu da bizim yatırmamız gereken hesap. Lütfen bu parayı bu hesaba yatırabilir miyiz diyeceksin. Niye yatırmıyorsun? Abi işte olmadı ya. Olmadı işte. Ameli gidiyor Belçika'ya. Yok havalimanına yetiş. Yok çanta hazırla. Telaştı derken böyle bir erteledim. Ha, bu oldu işte. Ya Çağatay'cığım, acaba havaalanında falan düşürmüş olabilir misin? Aa, biri cebinden çekip almasın acaba? Dur. Ne oldu? Dur. Sen havaalanına gittin değil mi? Havaalanına gittin cüzdanla beraber. Güvenlikten geçeceksin. Cüzdan ötmesin diye çıkardın, koydun, orada bıraktın. Ha? Tabii ya. Ne? Aha. Ne oldu? Evet. Ne oldu? Tamam ya. Oho. Tamam, cüzdan Amel'in çantasında, çalınmadı eminim. Nasıl bu kadar emin oluyorsun? Evet. Güvenlikten geçmeden önce çıkardım. Tamam. Amel'in çantasına koydum. Geçtikten sonra almadım, eminim. Kesin onun çantasında kaldı. Aman aman, para çalınmış olmasın da sıkıntı yok. Yok, oh! Hemen Amel'i arıyorsun. Oh boh demeden, sevinmeden önce teyit ediyorsun. Ya ne güzel. Hiç uğraşmayacağım şimdi. Nüfus kağıdıdır, bilmem nesidir. Evet! Kasanın bütün parası gitmiş. Tamam mı? Parayı bulduk diye sevinmiyor. Hüviyet çıkartmayacakmış beyefendi. Bürokrasiyle uğraşmıyor. Ona seviniyor, adama bak ya. Ya ona da sevindim, belli edemedim ya sadece. Oh be! Levent, bir şey de! Gak de, guk de, ekmek de, su de. Koyun can derdinde, kasapet derdinde. Bana ne yapacaktı? Uzun bir numara. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ara. Cemal'im, al oğlum bunları. Alper abinlerin kırtasiye fırına götüremem. Tamam ustacığım. Bir saniye. Giy oğlum, giy. Üşütme. Soğuk, soğuk, çok soğuk. Değil mi? Ya Alper'im. Abi. Vallahi hayırlı olsun ha. Yenge boyuna çay söylüyor. İşler dükkanda tıkırında galiba ha? Tıkır tıkır paraları sayıyorsunuz galiba. Tıkır tıkır. Abi vallahi haberim yok. İnşallah dediğin gibidir. Tabii canım, öyledir ya. Görünen köy kılavuz istemez. Baksana ya, boyuna çay istiyorlar. Demek ki işler güzel. Dilekçim, bu çocuklar da yiyor, içiyor ama hala bir kalem bile almadılar. Yani giderlerken alırlar diye düşünüyorum. Yani alırlar. İnşallah alırlar. Oo, sağ ol yenge. Sağ olasın. Afiyet olsun. Ellerinize afiyet sağlık. Olsun. Yenge, bir şey söyleyeyim mi? Bahtiyar Sudan daha güzel yapmıyorsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hele ettiği lafa bak ya. Şimdi öyle mi oldu kardeşim? Haydi tamam. Yenge.
Ben size tatlı ikram edeceğim daha. Yağmur tanım, yalan. Yalan mı söyleyeyim şimdi? Kadın ele değmiş de ne güzel yapmış bak. Hadi yen, yen, yen. Daha tatlı gelecek hadi. Hmm. Ne tatlısı Nebat, kurban olayım ya. Kadayıf yaptım, kadayıf. Güzel böyle keleş, cevizli. Ya, oh, ya yenge var ya bir şey söyleyeyim mi? Ne iyi ettin de dükkana geldin sen ya. Hep gel sen yenge, vallahi. Tabii, tabii. Nebat, sen böyle bol bol ikram edersen biz ne satacağız gülüm ha? Batarız ya. Oo, Bahtiyar Bey öyle mi? Merak etme, parasını veririz. Vay be. Evet, veririz. Anam olur mu öyle şey ya? Biz burada konuşuyuk. Bak. Para lafı neyi edilmez Bahtiyar. Vallahi Bahtiyar abiden daha ile açıksın yenge. Hı. Orada dur güçlü. Kocama hakkını yedirmem. Biz Adanalıyık. Adanalı'nın sofrası da göğünü de boldur değil mi Bahtiyar? Vallahi hocamın dostları benim de dostlarımdır. O birini sevdiyse ben zaten severim. Ben severim yeter. Bunlara benim sevgim yeter. Sen sevme. Hadi işte. Aslan ortağım benim. Yürü be. Aferin olsun. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla burada gayiplik durumu var. Yani gayiplik mirası söz konusu. Ha? Yok be ya. Ne gayibi? Miras Sibel'in. Onun şeysi be. Yani onu aradık da adam, avukat. Bunu aslında böyle böyle dedi, amcasından şey kalmış ama amcasının adı gayipse onu bilmem. Yani öyle yani. Yok abi, onu demiyorum. Şimdi ya? Bu Sibel ablanın büyük amcası. Evet. Ölmüş mü ölmemiş mi bilinmiyor değil mi? Ya ben bilmiyorum. Ha. Beraber hiç şey yapmadığım için öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Tam işte böyle davalarda yani birinin kayıp olduğu ve yaşayıp yaşamadığı bilinmeyen davalarda mirasçılar hak sahibi olabiliyor. Buna da gayiplik mirası deniliyor. Anladın mı? Aa. Adı değil yani, evet. Yok, anladım ama ne iş önemli. Ama abi bak, bu iş çetrefilli yani. Hak sahipleri falan bulunacak, mal varlığı incelenecek, daha adamın yaşayıp yaşamadığı kanıtlanacak falan yani. Siz hazır mısınız bu iş için? Yani bir yana hazırım. Niye, özel bir şey mi lazım? Yani neyse, o şeyse yaparız. Ya bunları şey yapmadan daha kolay yoldan alabiliyor muyuz bu parayı? Evet, evet. Yok abi, yani daha hak sahiplerine falan ulaşılacak. Ondan sonra mal varlığı belirlenecek. Yani bu iş çok zamanınızı alır. Kolay değil. Ya, ya inşallah az kişilerdir ya. Ay, sana ne Şahin? Bizi ilgilendirmez ki. Anlaşıldı. Bu avukatla kesinlikle anlaşmaları lazım. Ha. Güzel. Sen ilgilenemez misin bundan? Yok abi, ben avukatlık yapamam. Vay be. Vay be. Vay. Demek öyle oldu ha. Vay be. 40 yılımız bir şey isteyelim bundan sonra. Vay be. Ya. Abi ben kanunen avukatlık yapamam. Savcıyım ben, hem yani işim gücüm bırakıp gidip sizin mirasçılarınızın peşinden mi koşacağım? Ha. Vay be. Ha. Vay be. Ha, yok geçti mi o? Bunun işi gerek yokmuş. Neyse, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hiç dert etmeye gerek yok. Eğer o avukatla anlaşamazsınız, bana ulaşabilirsiniz. Size mi? Evet. Niye lan ulaşacağım ben şimdi size? Dert ettiğiniz şeye bakın. Nevzat Bey'le bana ulaşabilirsiniz. Çünkü biz sürekli dirsek teması halindeyiz. Dirsek. Bir teması. Şey o, bıyık. Aa, üstelik burası çok güzel. Ha. Çok sevdim. Bundan sonra sık sık gider gelirim abi. Ha. Ha, tabii tabii, bekleriz mutlaka. Tabii ya. Yok yok. Geleceğim. Ha. İyi abi, siz o zaman o avukatla anlaşın. En mantıklısı o avukat yani. Tamam. Anlaşamazsak o zaman siz de şey yapacağız, tamam. Hı. Yani onu telefonu çağır. Bu şey evine şey yaparız. Vay be. Vay be. Neyse. Vay be. O zaman ben şey yapayım. Bu avukatı şey yapayım. Arayıp evden arayıp daha rahat konuşurum ben. Tamam babacığım. Hem de bahaneyle amcasının adını öğreneyim. Hakim gayettir. Gayetse şey yaparız, kolay olur. Yok, vay be. Şey, neyse. Efendim? Acaba bugün boş vaktin var mı? Maalesef arkadaşlarla planlarımız var. Evet, evet. Ne oldu ki, niye sordun? Şey diyecektim. Hı. Ha. Şu son davayla alakalı biraz konuşmak istiyordum da mümkünse. Şey yapalım, yarın konuşalım biz o son davayla ilgili. Yok, bence kesinlikle bugün konuşun. Yarın işini bugün halledin. Ben de gideyim. Ama ne oldu? Ben de gideyim. Ben eve gitmem lazım benim. Neden? Eve gideceğim. Yengeme yardım edeceğim. Çok memnun oldum. Sık sık gel bu sıcak kahveye. Bay be. Kahve değil, pastane burası. Pastane. Ne? Ben gözden seyirdik, tamam. Ya bıyık akıyor sürekli. Suna. Suna, 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 suna. Nereye böyle? Nereye? Eve gidiyorum.
Niye? Niye bozuldun? Bu suratlar ne? Ya hiç ne surat, ne varmış benim suratımda? Güzelim, suratın sirke satıyor. Sirke falan satmıyor benim suratım. Bir şey yok. Satıyor. Ne oldu? Neye alındın? Hiçbir şey alınmadı. Sen arkadaşınla devam et işine. Ben arkadaşın Suna olarak sana mani olmayayım Nevzat. Şimdi arkadaşımla işimi biz sonra hallederiz. Hiç önemli değil. Sen neye bozuldun onu söyle. Beni niye kız arkadaşın olarak tanıştırmadın? Tanıştırdım. Hayır, sadece Suna dedin bana. Ama senin adın Suna. Ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Ay çok komiksin sen. Ben ne demeye çalıştım sen gayet iyi anlıyorsun. Sevgilim anlıyorum ama vallahi bak yani ne bileyim öyle bir nedeni yok öyle dedim. Öyle bir nedeni. O zaman ben doğru haklısın şimdi ya doğru. Şimdi bir nedeni olmadığı için ben de sinemaya gelmek istemiyorum seninle. Neden? Tamam mı? Tamam. Bir nedeni yok çünkü. Ama Suna. 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 Nerede? Yani bir şey yok Gizem. Kavga mı ettiniz? Yok. Çok şeker bir kız arkadaşım var ama. Öyledir. Çok tatlıdır. Şey, anladığım kadarıyla planlarınız iptal oldu zaten. Eğer sen de istersen dosyalara bakabiliriz. İstemem. Hiç sırası değil be Gizem. Vallahi hiç sırası değil. Sonra bakarız olur mu? Seni de çok tutmayayım. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Ha. Ya ne oldu Nevzat abi? Niye gitti öyle Suna? Bilmiyorum ki yani. Durup dururken kıskandı işte Gizem'i. Ha, halbuki ortada değil mi? Kıskanılacak bir şey yok. Hiç. Hayır, benim aslında bir şey dikkatimi çekti de hani sen Suna ile Gizem'i tanıştırırken Suna için hiç kız arkadaşım falan demedin. Acaba ona mı kızdı? Yani arkadaşım dedim Emre. Arkadaşım dedim, ona da o arkadaşım. Ne var ya, bu kadar önemli mi bu? Önemli tabii. Nesi önemli ya? Nesi önemli? Siz dışarıda birini tanıştırırken sen kocam Şahin ya da karım Elvan mı diyorsun? Yani yeni biriyle tanışıyorsak evet öyle diyoruz tabii. Ne bileyim arkadaşlar, ben hiç önemli olacağını bilmiyordum yani. Yani bence gayet önemli. O yüzden hani Suna kırılmış olabilir. O yüzden bence sen Suna'nın gönlünü almalısın. Doğru. Evet. Şöyle ya. Nevzat. Bence sen Gizem'in senden hoşlandığını bildiğin için üzülsün istemedin. Ulan çok şaşkınım ha. Senden böyle bir cümle beklemiyordum ama haklısın. Ben doğru de, diyorsun ha. Yani. Çok haklısın. Ne bileyim abi yani o kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Hem ne diyeyim yani tanıştırırken. Ha bak bu Gizem, bu da sevdiğim kadın. İleride evet. Karım olacak. Tabii. Canım, ciğerim, ya bir de çiçeğim, böceğim. Zaten şey... Ne? Yani. Ne diyordun? Diyeceğim ama önemi kalmadı artık ya. Kadınlar böyle diyecektim biliyorsun işte. Hep takıyorlar kafaya her şeyi. Bir önceki cümlen daha iyiydi. Evet işte. Keşke orada bitirseydim. Evet. Finalde bitirseydin çok etkiliydi. Tamam ya boş ver. Üzülme ya. Nevzat. Demek kızlar senden hoşlanıyor. Vardır daha çok. Söyleyeyim sana. Neydi o cümle? Hangi? Söyle. Ha. Nevzat. Sen üzül diye biz... Sen üzül diye biz, üzülmesin diye sevmedik. Üzüldüğünü bil... Ya insanların üzüldüğünü bilme. Of, aç be yavrum be. Evet. Ha? Açmıyorlar ya. Evde değiller herhalde. Eve döndüklerinde konuşuruz. Orada. Ahmetciğim, akşam ne yapıyorsun sen? Hanım yok, çocuklar yok ha? Akşam söyleme sahip ayaklarımı uzatacağım. Affedersiniz, danalar gibi televizyon seyredeceğim. Ya. Sızana kadar televizyonun karşısına. Uzanacaksın. Ha. Ama ev nasıl sessiz gelir sana şimdi? Değil mi? Sıkılırsa bana da gelebilirsin Ahmet abi. Ne diyorsun? Hiç yolamazsın. Evet abi. Ya bir çok mutlu etti. Ya ne sıkılacağım kardeşim? Ne zamandır evimde yalnız kalmamışım. Biraz kafa dinlerim ya. Hanım yok, çocuklar yok. Oh, gel. Evet. Annem de davet etti, çağırdı.
Ona da hayır dedi, gelmiyor. Yani Allah. Annemin yemeklerine hayır dediyse bil ki gerçekten yalnız kalmak istiyordur. Ya ne zamandır kafa dinleyemiyoruz abicim evde yani. Sürekli bir gürültü, bir koşturmaca. Gülden evdeyken yapamadığım ne varsa hepsini yapacağım. Koltukta yemek yiyeceğim, tabağımı kaldırmayacağım. Gireceğim, çorabımı çıkarıp atacağım. Nereye attığımı da hatırlamayacağım. Çekirdek çitleyeceğim, kuru yemiş yiyeceğim. Oturacağım. Sehpanın üzerine ayaklarını uzatabiliyor musun? Benimkisi kızıyor. Ama orada oraya koyma ayaklarını falan diye. Sehpanın üzerine ayak uzatmak. 1972'den beri sehpanın üzerine ayaklarını hiç uzatıp televizyon seni. Uzun zamandır burada. Yok. Mümkün değil ama bu akşam hepsini yapacağım. Ey güzel. Bizimkiler hiçbir yere gitmiyorlar. Kukkulagu gibi girerim, tıkkulagu gibi çıkıyorum. Ne, nasıl? Kukkulagu gibi girerim, kukkulagu gibi çıkıyorum. Öyle hiç. Eyvallah. Sormuyorum bence. Şekiyatta bile yatamıyorum, düşünüyorum. Ya kardeşim, olur mu ergeline tost ısmarlamak? Diyorum ki ne gerek var? Butik söyledi diyorlar. Ya işte Alper, gözünü seveyim, bırak tostu ya. Nevzat, bir şey söyleyeceğim. Şu miras işinde bize yardımcı olacaksın değil mi? Zengin olursak seni de görürüz ha. Eyvallah kardeşim, yardımcı olacağım dedik ama yani kimsenin beni görmesine ihtiyacın yok. Ne? Çünkü benim maaşım var, çok şükür. Şahin, mirastan çok mu para kalmış? Bilmiyorum ya. Sibel Cici annenin kuzenleri avukat tutmuş. O araştırıyor. Ha. Abicim, milletteki şansa bakın ya. Biz geçinebilmek için sabahtan akşama kadar çalışalım. Yetmezmiş gibi gelelim kırtasiyede duralım. Millete havadan miras kalsın. Ne güzel be. Ne güzel işte ya Nedvet. Ne güzel işte o. Yani ben de çalışıyorum. Kim için çalışıyorum? Çocuğum için çalışıyorum. Çok para kazanmam gerekiyor ki. Benim param da çocuğuma kalsın. Öyle değil mi? Bir insanın bırakabileceği en güzel miras güzel anlardır. Hı. Para, ev, araba, köşk. Bunların hiçbir önemi, hiçbir değeri yok. Hatta hazırdan geldiği için zararı bile çok. Doğru. Katılıyorum abi. Bak, ben bu miras yüzünden mutlu olan adam görmedim. Ya kardeş kardeşe düşer, ya baba evladını reddeder, ya baba sağken satarlar, savarlar, malı yerler. Neler görüyor abi bu gözler, neler? Doğru. Bir insanın işte kendinden sonrakilere bırakacağı miras... donanım, birikimler, güzel anılar olmalı. Yani öldükten sonra paran, ne kadar paran olduğu değil, nasıl bir insan olduğun konuşulmalı. İşte bir baba çocuklarına güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz. Yani... güzel konuştunuz. Ya sen niye anlatmıyorsun? Bir ne oluyor? Bir anlat bakayım bana sen. Ya bir şey yok yengeciğim ya. Canım sıkkın öyle. Kek yapayım ben sana. Yok, yok. Ha? Yok. Yapayım kek yapayım. Teşekkür bak ederim. Ama şey... ama kapat onu artık Çağatay'cığım. Tamam, bir açmıyorlarsa demek ki kapat. Meşgul etme telefonu. Ya nerede ama? Kaç saattir yani? İnsan merak ediyor yani ya. Evladım, kötü düşünme. Bir yere gitmişlerdir, bir şey olmuştur. Haber verirdi. Allah Allah. Ben geldim, iyi akşamlar. Hoş geldin Ahmetciğim. Hoş bulduk. Hayırdır, sen evde keyif yapmayacak mıydın? Sıkıldım. Sıkılan sıkılana gel. Gel sen de gel. Ben bir kek yapayım da... şu sıkılanları bir keyif yerine gelsin. Haydi bakalım. Kekle geçsin. Ne oldu kızım? Hoş geldin. İyi yaptın, iyi yaptın. Vallahi ne güzel yaptın. Ben de seni bak. Ya var bir şey mi? Ne oldu? Şimdi böyle yapmaya çalışıyorum. Ne haber? İyi. Senden ne haber abi? Ne haber? İyiyim Ahmet abi. Sağmışsınız. Şu sarılardan yürü, sarılardan. Seyretmiyorsunuz. Sarının yanına bir de lacivert koyarsın. Üf. Ha? Çiçek gibi olmuş. Hadi be. Hadi be. Haber var mı Ahmet'den? Yok ya abi. Sinirim bozdu. Ay Emel'cim, çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. Özellikle mantıya bayıldım. Ay afiyet olsun. Ha mantı. Mantıda benim de emeğim var. Ya öyle mi? Sizin böyle meziyetleriniz var mıydı ya amirim?
Aa, olmaz mı Mesut Beyciğim? Yani iki adım yola gidip sarımsak almak gibi meziyetleri var. Tabii o iki adım yola giderken de böyle bolca söylenerek. İki adım yol mu? Ha nerelere gittim ben o mantıyı bulmak için? Nerelere? Rızacığım o tarafı manava gittin. Abartma istersen. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben o yaprak sarmasına bayıldım. Rıza söylemeden onu da ben söyleyeyim. Onda da Rıza'nın çok emeği var Mesut Beyciğim. Ta gitti nerelerden kuş üzümlerini aldı da geldik hocam. Ne var ya kuş üzümü? Kuş üzümü aldım. Ta nerelere gittim Mesut? Ta nerelere kuş üzümü bulmak için. Ya. Onda da emeğim var. Evet, çok lezzetliydi vallahi. Evet. Evet. Ay neyse, ben çayları koyayım demlenmiştir. Sonunda geliyor baklavalar geliyor kızım. Ay Mesut ya. Gelse de yesek artık şu baklavaları da kurtulayım senden. Zaten o baklavayı yemeden buradan hayatta gitmem. Herhalde kızım. Kuş üzümü de her yerde olmuyor, bulunamıyor demek ki. Biraz evet. Aradım kuş üzümünü. Şimdi amirim bu kuş üzümü ezelden beri benim aklımı kurcalar. Neden bunun adı kuş üzümü? Şimdi kuşlar mı yiyor yani bunu? Diğer üzümleri kuşlar yemiyor mu? Küçük ya. Tam böyle bülbüller mülbüller hani sakalar, serçeler. Ha onları yiyebiliyor demek. Değil mi Yıldız? Evet. Evet. Bak hiç böyle düşünmemiştim. Doğru. Kuşlar yiyebildiği için. Ya. Benim kocam çok zeki adamdır komiserim. Güzel. Şimdi bizim öyle ailemiz çok kalabalık olmadığı için miras da çok bölünmez. Belki sizin tanımadığınız insanlar vardır böyle uzaktan akrabalar falan. Ay yok Elvan'cığım insan ailesini bilmez mi? Yok yok yok. Yani bizim aile küçük bir aile. O öyle çok kalabalık falan değil hayat. Vallahi ben böyle söylemem Avşe abi. İşin içine para girdi mi, miras girdi mi? Vallahi nereden geldiğini anlamadığın akrabalarla da olabilir. Tamam neyse canım şimdi biz bunu konuşmayalım. Miras çıktığı zaman biz onu ne yapacağız onu konuşalım. Ehteht bence de ya bırakın ya kalabalık kalabalık falan ya. Bence bize ev alırız. Ya Şahin. Evet bence bize de ev alırız hayatım. Şöyle kocaman bu mahalleden de hep beraber taşınırız. Ah be. Yani para senin Mavişe. Para evet. Senin. Evet. Ne istersen onu yaparsın. Para senin. Bizim. Bizim. Ay ben diyorum ki ilk önce böyle güzel bir tatile çıkalım oh. Hayatım. Sen de böyle muhtarlığı falan bırakırsın. Artık çalışmana da gerek kalmaz senin. Ha? Muhtarlığı mı bırakayım? Evet. Yok be ya ben o zaman mutsuz olurum. Ben hiç tatili almadım ben acayip mutsuz olurum. Ben çalışmadan duramam. Aa hayatım sen hiç çalışmamayı denedin mi? Ha? Yok denemedim. İyi denemedim. O zaman nereden biliyorsun çalışmayınca mutsuz olacağını? Nasıl beğendiniz mi tatlıyı? Ay, çok beğendim. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun ama bunda benim emeğim yok. Doğru söyle. Bunda Rıza'nın katkısı sıfır. Evet. Yıldız. Hı. Kızım bu ne böyle revani geldi ya? Nerede bizim şeyler? Baklavalar ha? Ne zaman gelecek sen mi söylesen acaba? Mesut olur mu öyle şey? Ayıp ya söyleyemem. Ya. Tatlın sen de tatlı yap. Söyleyemem ben. Yasemin nerede? Hı. Odasında ders çalışıyor. Aa. Efe nasıl? Efe de iyi iyi. Bak görüyor musun Mesut? Kız çocuğu değil mi? Odasına çekilmiş ders çalışıyor. Ne güzel. Evet. Bizimki de aytalık peşinde, gezme tozma peşinde, çapkınlık peşinde. Gez babam gez. Babası verir paraları nasıl olsa. Benim oğlum yakışıklı, boylu, postu. Babası mı çekmiş aynı? Tabii canım. Onun zamanında ben ondan da uzundum ya. Tabii, sonradan insan şey yapıyor. Ama şimdi aynı bana çekmiş çocuk ya, kerata. Aynı ben. Görecektim beni amirim o dönemlerde. Var ya, nasıl çapkındım. Daldan dala atlıyordum yani, her çiçekten mal alıyordum ya. Şimdi yakışıklı da... Aynı ben ya dediğin gibi. Vallahi bravo. Ne demek ya? Her çiçekten bal alıyordum daldan dala. Ne diyorsun sen ya? Hani ilk aşkım bendim. Ya kızım sen benim ilk aşkımsın ya. Şimdi o bizim lise dönemleri. Her çiçekten bal almak oluyordu o zaman. Yanlış anlaşılmasın. Çapkınlığın yani. Ya ne çapkınlığın ya? Ben çapkın olabilir miyim amirim? Nasıl sence? Olamam değil mi? Yani olamam. Ama işte erkek çocuk gezer tozar. Ben de arkasındayım şimdi. Peki Mesut, kızın olsaydı da aynı cümleleri kurar mıydı? Nasıl amirim? Anlamadım.
Yani efenin yaşında kız çocuğun olsaydı. Benim kızım güzeldir. Tabii ki gezecek, tozacak, çapkınlık da yapacak der miydin? Yani sanmıyorum demezdim. Neden? Neden? Şimdi amirim, şimdi kız çocuğu farklı. Şimdi erkek farklı, kız farklı. Şimdi bunu ayırmak lazım. Ama evlat evlattır. Evladın kızı erkeği olmaz. Evlat evlattır. Bak Efe çok zeki, akıllı, güzel bir çocuk. Gurur duyacaksan bu özellikleriyle gurur duymalısın. Sapkınlıklarıyla falan değil bence. Zaten şey yapıyor mu? Onlarla da duyuyorum yani. Duymuyor değilim de. Bundan sonra daha çok duyayım o zaman. Çok haklı. Çok haklı. Acıdı vallahi. Ağır yavaş. Ha? Allah Allah. Yavaş. Yavaş yavaş. Ay. Düşman gibi nasıl vurmak böyle? Tövbe tövbe. Şey nasıl şimdi bakayım Sunacığım? Arkadaşınla aran nasıl? Hangi arkadaşı? Ya Nevzat arkadaşınla işte. İyi. Fena değil. Bak bak bak. Hareketlere bak. Fena değil deyince böyle bir problem kokusu geldi ama. Dur bakalım hayırdır. Siz niye karışıyorsunuz canım kızın özel hayatına? Teşekkür ederim Ahmet abi. Sen gelmeden sağlı sollu sıkıştırdılar beni zaten burada. Sıkıştırmışız. Aman abart abart. Ya Allah Allah. Biz sıkıntılısın. Ben de bir anlamaya çalışıyorum, soruyorum. Biz bir aileyiz. Ne olacak böyle bir derde sıkıntım varsa konuşacağız. Kimle konuşacağım başka? Nevzat'la konuşacak anne. Nasıl yani? Yani sorun varsa sorunun muhatabıyla konuşacak. Bizle değil. Öyle mi diyorsun Ahmet abi? Evet. Yani canını ne sıktı bilmiyorum ama... Yani Nevzat bir hata yaptıysa onu telafi edebilir. Akıllı çocuktur. Seni de seviyor. Bir hata yaptıysa seni bir daha üzmemek için onu tekrarlamaz. Yani ama asıl mesele hatayı neden yaptı? Bence şöyle düşün. Nevzat bu hatayı bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı? Eğer bilerek yaptıysa bu hata bir kötülüktür. Ama bilmeyerek yaptıysa bu bir hatadır. Eğer kötülük yaptığını düşünüyorsan konuşma. Hiç konuşma. Ve istersen affetme. Ama eğer bu bir hataysa çocuğun kendini ifade etmesine de izin ver. Evet. Güzel dedi. Ya şu anda Nevzat'la aramızda hiçbir problem yok. Benim bile gidip affedesim geldi. Bak şimdi ya. Akıllı çocuktur o. Kendini ifade etmesine izin ver. Öyle öyle. Bunları konuşun. O bir kenarda, sen bir kenarda. Düşün düşün, öyle çözülmez o işler. Teşekkür ederim. Her zaman. Şimdi tuttu mu avukatı? Evet, icmar hakkı tuttu. Bundan sonra avukatı parasını da ödeyeceğiz. Ay parası çok değil mi Sami? Ya çok evet. Ama ne yapalım amca? Eğer o mirastan kendimize, aman kendine pay istiyorsa onu vereceğiz, ödeyeceğiz. Başka şeyimiz yok yani. Miras geldiği zaman avukatın parasını da haydi haydi öderiz zaten değil mi Sami? Herhalde, herhalde var bir şey. Hiç merak etme. Ay, çok mutluyum ben Sami'cim ya. Ben de. Ben de mutluyum. O kadar şey değilim ama ben de acayip mutluyum. Ya senin için mutlu. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ha, bizim için hayatım. Ya, evet tabii. Daha çok çocuklar için. Onların şeysi için. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi hayırlısı. Mesut. Ne? Hadi kalkalım artık. Ne? Hiç söylemeyeceksin sandım. Kalkalım. Nasıl olsa baklava yiyemiyoruz ama bol bol azar yedik. Kalkalım. Bize müsaade. Evet müsaade. Kalkalım artık. Böyle zengin kalkışı yaptınız ama. Ya benim kocam hep zengin kalkışı yapar. Evet huyumdur benim. Uyumdur benim çünkü oğlan devde bekliyor biliyorsunuz. Hemen kalkalım. Hop bak evet kalktık hemen. Hadi bakalım. Amirim görüşürüz. Bize de bekleriz tamam mı? Sağ olun sağ olun. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. Yine gelin. Bize de bekleriz. Al bakayım. Kocacığım giydirelim sana. Gel canım. Teşekkür ederim. Görüyorsun ne kadar kibar kocam var. Ama hiç başkalarına demiyorsun öyle. Başkalarına öküz kocam var diye söylüyorsun. Geliyor benim kulağıma. Ay olur mu öyle şey? Hayatım Allah aşk olsun. Benim kocam herkesten yakışıklı. Seninkinden de yakışıklı. Abartma artık ya. Amirim. Kusura bakmayın. Densiz işte. Ayaklarınıza sağlık. Yine bekleriz ha. Yasun. Ay.
neydi şimdi ya? Rıza, sen ne güzel konuştun öyle. Ha, demin Mesut'la. Ha, güzel konuştuk değil mi? Vallahi bir tatlıyı daha hak ettim. Öyle mi? Hı. Bana bak, şey Mesut'un getirdiği baklava vardı. Onu getir de onu yiyelim. Canım çekti. Ay Rıza, ben onu unuttum ya ikram etmeyi. Ha, doğru, onu unuttuk. Neyse, boş ver. Olan olmuş. Unutuldu bir kere. Getir biz yiyelim. Çok ayıp oldu ama Rıza. Boş ver, boş ver. Ayıp olmamıştır ya. Zaten bize getirdi onu Mesut. Haydi, haydi baklavayı getir bakalım. Haydi getir. O kadar diyorsun. O kadar. O kadar diyorsun ya. Yapamamış. Çaylar da geldi. Oo, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Of 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 of. Allah dur, al dur. Çok abi, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne oldu kız? Yüzün gülmeye başladı. Ben Ahmet abinin söylediklerini düşündüm. Ve? Ve Nevzat beni kırmak için, incitmek için bilerek bir şey yapmamıştır. Ha. Hay yaşa. Ya bunu ben bile biliyorum. Ben bile. Bak gördün mü? Aferin sana. Evet. İşte yani konuşabileceğimiz bir mesele bu. Ne mesele ne? Anneciğim ne meraklısın. Amma bıktım. Rahat bırak çocukları, tamam. İyi be, üf, of Allah. Biraz kıskandım diyelim. Biraz mı? Biraz değildir o. Aynı. Aha. Telefon. Hadi be abi be. Alo. Ya Volamur, neredesin sevgilim? Ben çok merak ettim seni ya. Aman, iyi misin? Şey, baban nasıl oldu? Daha iyi. İyi, maşallah. İyi maşallah ya. İşte biz de oturuyoruz. Ne yapalım? Annem kek yapmış. Cüzdanı sorsan oğlum. Cüzdanı sor. Ben zaten onu söyledi. Ben sormadan amel değilmiş cüzdanım. Ama. Hadi çok şükür. Vallahi arayıp duruyoruz. Canım benim ya. Uzun zamandan sonra ilk kez yalnız kalacağım bir akşamdı. Kafamı dinlemeye, sessiz ve özgür kalmaya ihtiyacım olduğunu sanıyordum. Oysa benim ihtiyacım olan evde her yaştan kahkahanın yükselmesiymiş. Bunu o gece kendi evimde yapayalnız ve sessiz sedasız kalınca anladım. Yıllar sonra yine hepimiz bu çatı altında hep beraberdik. Nazlı yoktu ama yerini kız kardeşim yaptığım Sunu almış. Geriye yerini asla dolduramadığım ve dolduramayacağım bir tek babam kalmıştı. Kül oldu vazgeçmedi.